Burada da tabii benim burada tanıtmak istediğim ablam kendisi Birdane Öztürk, eşi Rıza Öztürk. Bu da yeğenim Onur Öztürk. Bunların da hayat yaşantıları gerçekten normalde çok iyiydi. Yani sağlıklıydı. Her şey güzelken birdenbire işte bir beyin kanaması geçirdi benim ablam. Lan 6 yıl oldu. Ondan sonra da işte bir rahatsızlık, böyle felçli hayatı olmak zorunda. Yani bu da süreç çok uzun geçti aslında. İlk 2 yılları bayağı bir 2 yıl yatağa bağımlı kaldı. Yerinden kalkamadı. Şimdi biraz hani biraz yardımla hani kalkıp ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bir de oğlu var. İşte bu da engelli. Adam da oldu. Şimdi bir havale geçirmekten dolayı bu da biraz engelli oldu kendisi. Bunlar da tabii İstanbul'da yaşıyorlardı. Ablam da çalıştı, kendisi emekli oldu. Emekliliği de var ama tabii ki 10 lira emekli maaşıyla şehir merkezlerinde yaşamak zor. Çok zor. Bir de 2 tane hastası var. Kendisi de engelli, çocuğu da engelli. Yani İstanbul şehir hayatında binalarda yaşamak biraz daha zor oluyor. Mahalledeki yaşadığı komşulardan dolayı da rahatsızlık oluyor. O yüzden de bunlar hani köy hayatında biraz daha kendi çevrem, kendi köylüm, kendi insanlarım diye hani buradaki hayatta biraz çocuğum rahat etsin, eşim rahat etsin diye kendisi buraya gelmek istiyor. Söyle bakalım, burada ne istiyorsun mesela? İnternet istiyorum. Telefon çekmiyor. Böyle. Korkuyorum. Böyle. Telefon çekmiyor. Şimdi kendisini fazla anlatamıyor da onun da demek istediği, biz burada beraber yaşadığımız için görüyoruz. Burada şimdi sabah kalkıyor. Eline telefon alıyor. Telefon, haydi ben gideyim işte tepeye çıkayım orada oyun oynamak için telefonda. Hani zaten çok hani telefonla şeyi yok ama zaman geçti, sıkıldığı için gidiyor yani dedem. Yani sıkılıyor, gidiyor. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Yani 40 yıl oldu. 40 yıldan sonra eşim hastalanınca çocuğumu buraya yolladım 2 yıl önce. Kayıtına buraya aldım. Baksam ki olmuyor. Orada İstanbul'da yaşayamıyor. Çevrede. Dedim. Ondan sonra bu da burada yalnız kaldığı için mecbur buraya bir yer yapmak zorunda kalacağız. Eğer devlet bana müsaade ederse, yardım ederse, yani mümkün olduysa buraya bir yer yapıp ya her konuda ne olursa olsun yani. Şimdi bunlar şimdi bu her daim bu hastanın yanından ayrılamıyor. Adamda hiçbir sosyal faaliyeti yok. Yani bir komşunun evine bile gitme şansı yok. Çünkü bu hasta her daim bir insana ihtiyaç var. Bu adam, bu eşi engelli, kendisi de artık bağımlı. Yani şu kapıdan dışarı çıkma şansı kalmıyor yani. O yüzden evet, o da biraz bazen tepkilerini veriyor. Tamam. Ben buraya Doğuday köyüne geldim. Gelmek zorunda kaldım. İşim rahatsız dolayısıyla. Çocuğum burada olduğu için. Çocuğumu bir yaşında havale geçirdi. Yani engel kaldı. Doktor dolaşmadığım doktor kalmadı. Dedi ki yapacak bir şeyin yok dedi. Senin dedi çocuğun dedi. Bir tutuldu. Ve simit satarak 25 yıl ben o çocuğu bu hale getirdim. 25 yıl sonra köye gelende sonra İstanbul'da alamadım ya şeyini. Köye geldim. Emekli maaşına bağlı şey dedim. Baktım. İki işte engelli maaş alıyor şu anda çocuk.